İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni zahkazartı Doğa Ana'ya adanan bir bayramdır. Türk işgali Van Gölü'nü tehlikeye atıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 6 Nisan'da sadece 11 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Artsakh Cumhuriyeti Başkenti Stepanakert'te dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kürtçe konuşan ve Batı Ermenistan'da yaşayan insanlar kimler? Biz Ermenilerin evlerinde yaşıyoruz. Batı Ermenistan'ın Şırnak'taki zümrüt kaplıcaları turizme kazandırılacak. Konstantinopolis'te yaşayan küçük Asmik Gomides adanmış Sergi'yi tanıtıyor. Batı Ermenistan'da Ermeni Zahkazartı, Ahekan ayının Ulusnak Kamer gününde aynı zamanda Doğa Ana Bayramı olarak kabul edilen 12-13 Mayıs gününde kutlanmaktadır. Kutsal Haykyan öğretiye göre Zahkazart, İlahi Anahit'in korumacılığında kutlanan Doğa Ana Bayramı'dır. Bu bayramda doğanın çiçek açması kutlanıyor, genç kızlar çiçeklerle yapılmış taşlarla süsleniyor, halk şarkısı ve dans eşliğinde coşku ile eğleniyor. Batı Ermenistan'ın Van şehrinin Tuşba ilçesi İskele sahiline vuran çöp yığınları Van Gölü'nün karşı karşıya kaldığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Adeta çöp kusanı gölün temizlenmesine dair hiçbir kurum kılını kıpırdatmazken sahil şeridinde yürüyüş yapanların tepkisizliği ise dikkati çekiyor. Koronavirüs, COVID-19 tehdidine karşı yapılan kişisel bakım, steril yaşam alanları çağrılarının yapıldığı şu günlerde söz konusu durum salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor. Çevreye verdiği zarar kadar deniz canlılarına da zarar veren kirliliğin hemen yanı başında ise insanlar koşarak hiçbir şey yokmuş gibi yürüyüş yapıyor. Görüntüsüyle hayretlere düşüren kirliliğin içinde terlikten oyuncak bebeğe, tekerlekten pet şişeye her türlü eşya ve atık bulunuyor. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 6 Nisan itibariyle 11 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası ile bir ölüm vakası doğrulandı. Toplam enfekte insan sayısı 833'e ulaştı. 62 kişi iyileşti ve 8 kişi hayatını kaybetti. Toplam 4096 vatandaş test edildi. Artsakh Cumhuriyeti'nde yeni koronavirüsün yayılmasının önlenmesini koordine eden İdareler Arası Komisyonun Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre konuyla ilgili çalışmaların coğrafyası kentin neredeyse tüm idari alanını kapsıyor. Tüm bu dezenfektan çalışmaları belediyeye bağlı olan konut işletme ekonomisi, termal ekonomi, tahtacı anıtlı botanik bahçesi ve hijyenik temizleme kuruluşları gerçekleştiriyor. Başkent Stepanakert'te salgın durumunu güvende tutma çalışmalarının şehir yetkililerinin inisiyatifiyle 16 Mart'ta başladığını ve bundan sonra da devam edeceğini hatırlatalım. Batı Ermenistan. Doğu Ermenistan ve Batı Ermenistan sınırındaki Kilittaş köyü sakinleri bize Ermenilerin bıraktığı eşyalardan bahsetti. Ermenilerin sürgün edilmesinden sonra burada yaşayan Kürtçe konuşan insanlar Ermenilerin evlerinde yaşadıklarını itiraf ettiler. Kars ilinin Digor ilçesinin sınıra yakın Kilittaş köyü ile Doğu Ermenistan'ı birbirinden Ahuryan Nehri ayırıyor. 1894-1923 yılları arasında Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan sonra köyde Kürtçe konuşan insanlar yaşıyor. Buraya komşu köylerden gelen bu insanlar Ermeni kiliselerini, evlerini ve Ermenilerin bıraktığı tüm malları kullanmaya devam ediyor. Köyün bir sakini olan Şahin, 100 yıl sonra bile bir ev inşa etmediklerini söylüyor. Bunun yerine Ermeni evlerini kullandılar. Şahin, "Evim Ermenilere ait, hala çatılarının altında yaşıyoruz," dedi. Şırnak'ın yaylaları, dereleri, kaplıcaları, vadileri ve yemyeşil doğasının turizme açılması için çalışmalar yürütülüyor. Ilıcak köyünde bulunan 39 derecelik sıcak suyuyla 4 mevsim vatandaşların ilgisini çeken zümrüt kaplıcaları modern bir tesise dönüştürülecek. Katoda eteklerindeki bu doğa harikasının kaynak suyu harika ve şifalı. Kışın ayrı, yazın ayrı bir güzel. Özellikle kış aylarında kaplıca karlar arasında daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Şırnak'ın tufandan sonra Nuh'un ilk yerleştiği şehir olduğu rivayet ediliyor.
Konstantinopolis'te yaşayan küçük Asmik Varteresyan, Gomidas'ın 150. yıl dönümünde Konstantinopolis'te düzenlenen sergiyi kendi YouTube sayfasında sergiliyor. Hasmik, sergiyi dolaşarak Gomidas hakkındaki eserlerle ilgili bilgiler sunuyor. Sergi sırasında Gomidas'ın canlı performansları sergi salonunda seslendiriliyor. Hasmik, Ermenilerin yaşadığı sürece Gomidas'ın, Gomidas'ın yaşadığı sürece ise Ermenilerin yaşayacağını dile getiriyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin adlı topluluktan Gomidas Vartabet'in Horovel adlı eserini sunuyoruz. Halkalara darman ara Yezo. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden dinleyebilirsiniz. Hoşça kalın.